Ekmek gibi. Şimdi arkadaşlar gelelim konuya. Bugün dün Saner posterde yoktu. Ben... Önce ben anlatacağım. Dur bak böyle. Sonra bu Saner'i ben sabah gördüm ve çok heyecanlıydı. Bir şeyler geçmiş başından. Kız arkadaşıylaydı. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Şimdi Saner size anlatacak ama dedi ki pardon, bunu kameralara karşı anlatmalıyım. Çok iyiydi. Yani çok garipti de ölebilirdim dedi. Ve inanır mısınız? Yemin ederim anlatmıyor. Şu an ben de öğreneceğim. Sizin de tepkinizi kameralar karşısında görmek istiyorum. Hadi. Evet, şimdi dün arkadaş geldi benim. Yukarı havuza çıktık zaten. Okay. Yüzlük falan. Ondan sonra ne yaptık? Gidelim bir şeyler yiyelim, içelim. Oluyordu. Gerçi yemek yedik yukarıda. Yemeği yedikten sonra gittik kahve içmeye. O Kelsey'nin oraya, orada bir tane mekan var sağda. Bayağı büyük bir mekan, aktif. Orada kahve içtik. Kahve içtikten sonra ben bir yer tutmuştum. Oraya gidecektik. Ve... Yer tutmuşsun, oraya gidecek derken restoran değil değil mi? Yok, oda mı? Oda var tamam, ya. Tamam. Oda tuttun. Ha, oda tuttum. Tamam. Geç olduğu için. Neyse. Odaya giderken, arabayı da ben kullanıyorum. Arabayı sürekli ben kullanıyorum. Arabayı da sen kullanıyorsun. Arabayı buradan aldım ben. Kız arkadaşının arabası var. Sağdan direksiyon, trafik soldan. Saner kullanıyor. Ben evet. Kullanıyorum, evet. Neyse, gidiyoruz. O bana tarif ediyor, işte sola döneceksin ileriden, sağa döneceksin. Ben aslında görüyorum. Ben navigasyonu takip etsem ben kendim de giderim. Onun dediğine inanıyorum çünkü şey, o kestirmeyi falan biliyor. Google çünkü uzatıyor ya. Evet. Neyse, bir yerde giriş vardı, soldan gireceğiz dedim. Ağır düz gideceksin dedi, ileriden gireceksin dedi. İleriden girdim. Gittik yine o yemek yediğimiz yere, tam şey, İkiz Kuleler'e gelirken. Petronas'ın oraya. Ya, Petronas'a gelirken 100 metre falan kaldı. Dedi, yanlış geldik. İleriden şey yapalım dedi. Oradan U dönüş yapalım dedi. Bekle dedi, yavaşla dedi, yandaki arabalar gitsin, öyle dön dedi. Ben sola çektim arabayı, sağdan gidiyorsun ya, sola evet. Çektim. Sağa döneceğim, sağ sinyali verdim. Karşıya bakıyorum, karşıdan motorlar geliyor. Ne yaptın? Ben durdum. Durdum, karşı şeride gireceğim bak. Böyle geldim arabaya da, tamam. Burada durdum. Motorlar geliyor. Ama sen sonuçta ters yöne girmiş oldun. Hayır, girmedim. 10 tane motor geliyor. Tamam. Ben burada durduğum için, sinyalimi verdim, durdum yolun ortasında. Ben durdum, bir tane motorlu kaydı, düştü ama. Sonra hemen biri geldi, kenara çek falan filan. Zaten başkası olsa kaçar, ben kimseye vurmadım onları. Evet. Motorlu düştü, çocuğun ayağı falan yarılmış. Omzu falan böyle sıyrılmış, ayakkabısı falan. Sen de oradasın, indin. Ben oradayım, ben arabadayım. Ben U dönüşü yapacağım. Adamlar da diyor senin yüzünden oldu falan filan. 10 tane motor geçti, bir tanesi düştü oradan. Çocuğun ehliyeti yok kesin, ufak çocuk. Neyse. Gittim çocuğa baktım falan, arabayı park ettim dedim yani ben dedim ben de Müslümanım falan. Çocuk ölmüş ama nerede? Ben de Müslümanım desen ne olur? Çocuk ölmüş. Muhabbet ya, şimdi ben turistim ya. Ben adama çağırmadım zaten. Şey değil mi? Elhamdülillah, selamun aleyküm dedim mi işler çözülecek sanıyorum. Ya tam çözülmüyor da. İşte bizim bir arkadaş var. Adam şey diyor bizim arkadaşa. Ben de namaz kılıyorum diyor. Adama güveniyor, arabasını alıyor, araba kanka conta yapmış. Sırf alma sebebi namaz kıldığı için adam. Diyor ki kanka namaz kılıyor, güvenilirdir. Bu da olmuşsa selamünaleyküm diye sanıyor. Öyle değil, hayır. Ya şimdi turist olduğun için adamlar seni suçlayabilir. Ama ben kimseye vurmadım. Çocuk kendi düştü amına. Çocuğun tamam. Ehliyeti yok zaten. Problem değil, sen yanlış yerde duruyorsun. Ben oradan dönüş yapacağım için, kız da beni yönlendirdiği için... Trafik geldi mi abi? Kimse gelmedi. Kimse trafik geldi, sen bok okusun. Su yanlış yerde duruyor. Olmaz. Yanlış yerde durmuyor mu? Yanlış, U dönüş... Legal mi oradan U dönüş yapma? Legalmiş. Yapıyor, çok yapıyorlar. Hatta biz o olay... Legalmiş. Olduktan, kim diyor bunu legalmiş? O olay olduktan sonra 3-4 araba oradan döndü aynı yerde. İşte tamam, şey mi bu? 3-4 araba döndü, tamam legal. Legalmiş. Kim legal? Hayır yani tabela, U dönüş yapılamaz tabelası yok ama. Orada dükkana girilen giriş var. Dükkana girilen girişten ben bekledim, oradan dönüp geri gideceğim. Neyse evet. O çocuk amına koyayım mecen yaptı muhtemelen. Kaydı düştü falan.
Orada bir saat falan götüreyim işte dedim, hastaneye götüreyim seni. Çocuk hastaneye de gitmek istemiyor. Çocuk kalkabildi mi? Çocuk böyle para isteme muhabbeti yaptı, 600 ringgit istedi. Oo. Kalkabildi mi? Çocuk ayakta ama yani biraz topallıyor gibi. Kanıyor mu sağ sola? Tırnakları sıyrılmış ayakkabısında. Ayakkabısını... Ayakkabıyı yarmış, tırnakları sıyrılmış. O eller? Dirsek, ellerde bir şey yok. Motorda da çok az bir hasar var. Motoru sadece Çok o... kaymamış o zaman o ya. Yani hemen... Normalde Ama hızlı motordan... gidiyor. Bak motordan kaydığında ilk ya dirseklerin ya da ellerin. Ya, bunun motorun sağ direnlerinde çizikler var. Evet. Bir de sağ arka yolcunun ayağa koyduğu demir var ya, o yanıyor Evet. sadece. Başka bir şey yok. Ama işin ilginç kısmı... Evet. Ya işte çok masraf var falan filan, para koparmaya çalışıyorlar. Belki de bilerek düştü oradan bu. Ama çocuğun kesinlikle ehliyeti yok, çünkü ehliyeti olsa yani polis falan çağırabilirlerdi. E Ama ne polis çağırsa da yapacaksın? hiçbir şey Ne yapamazlardı. yaptın? Nasıl çözdün Çünkü sonra? dava açsalar bile ben nasıl olsa gidiyorum yani. Bana bir şey Nasıl yapamazlar. çözdün Kız sonra? uğraşır diye ben zaten orada durdum ama bakayım. Normalde kaçıp gitsen hiçbir şey yapamazlar, biliyor musun? Ben durdum orada, E çektim çocuğun arabayı. ehliyeti yok oğlum zaten. Çocuk aynen ehliyeti yok. Zaten orada konuşuyorlar, lisans falan filan dediler. Ben Evet. sordum kıza, lisans İngilizce'deki gibi şey mi, ehliyet mi demek dedim. Evet dedi, kesin mi dedim, bunun ehliyeti yok. Oradan ayıttım. Çocuk zaten genç bir çocuk. Muhtemelen aldı birinin motorunu, geziyor amına koyayım. Ya da kiraladı, geziyor. Sonra ne oldu? Sen Neyse. kaçtın gittin mi? Yok, Çocuk para kaçtım gittim. isteyince ne oldu yani? Çocuk para istedi. Orada bir güvenlik bir adamla falan konuştum işte. Ona dedim işte, Müslüman dedi, ben Türk'üm falan dedim. Dedim yani ben kaçsam olmaz falan, bu benden her türlü çıkar bu iş. Niye kaçayım? Ya ben çarpmadım Bunlar ama İngilizce söylüyor, ne aynen, ben oldu? çarpmadım ama yani vesile olmuş gibi sayılır. Yani ben orada durdum, bekliyorum. Kazaya sebebiyet vermedim aslında. Geçsin diye bekliyorum herkes. 10 tane motor geçti. Bir tanesi Peki düştü amına diyelim şu koyayım. arabaysa. Da. Bak motosiklet mesela hani burada göster. Şu diyelim benim arabam. Ha. Motosikletle senin arabanı arasan ne kadar mesafe var? Baya bak, karşı yoldan geçiyor. Ben bak. Ne alaka o zaman oğlum senin orada? E tamam ben de Da. sabah kır... Bak yol çizgisi bu, tamam Hayır, o mı? yolun ortasına durdu diye. Bak Böyle bir burası şey geliş. yapmış. İki Heh. şerit geliş var. Tamam Burası anladım. da iki şerit geliş. Tamam. Şurası Petronas Sen Kulesi. buradan dönüş alacaksın. Bak ben geldim buradan. Buradan sola yanaştım. Tamam. Sol bunlarda şey, en yavaş yer. Orada durabiliyorsun. Tamam. Orada verdim sinyalimi. Arkana baktım. Arkadan gelen falan yok. Karşıya baktım. Karşıdan motorlar geliyor. Bekliyorum onları. Bu sol sağ muhabbeti var ya bu trafikte çok zor Trafikte ya. aşırı zor. Bize çok zor. Ondan zaten anlatıyorum bu olayı. Buradan sağa doğru hafif hareket ettim ama durdum. Yolun ortasında gibi bir şeyim. Şuradakiler şu Yani sağ orada şerit kimse yok. yok okey. Arkam bomboş. Tamam sen şuradasın. Arkam boş olduğu için zaten oraya geçtim. Karşıdan motorlar geliyordu. 10 tane motor vardı. Nereden Tamam. baksan. Tamam. Hepsi geçti. Bir tane çocuk kaydı, düştü amına. Onu da benden bildiler gibi böyle hareket yaptılar. İşte senin yüzünden olduğu gibisinden söylediler. Ama dedim ben yani çarpmadım kimseye. Kimseye dokunmadım. Sonra ben para vermem dedin. Çıktın gittin mi? Kız 200 binlik para attı. Dedi ben vereyim dedi. Bari en azından hastane masrafını karşılasın falan filan dedi. Hallederiz dedi. 200 binlik çok problem değil dedi. Daha kötüsü de olabilir falan. Kız çok anlayışlı çıktı o açıdan. Ya işte öyle bir şey yaşadım. Belki biraz önde olsam çarpacağım ama 10 kişi girecek bana. Belki Hapse gireceğim hapse belki de gireceğim yani. ama ne kadar Ölecek sıkıntı. yani. Herhalde O bitmiş. zaman kardeşim bu ne demek biliyor musun? Elin şeyiyle Evet. şey yapılmaz. Yurt dışındaysan bu demek oluyor ki ben bundan şu dersi çıkardım. İstersen hapse gir. Beni ilgilendirmez. Sen benim arkadaşım olabilirsin ama seçim senin seçimin. Tehlikeli, 30 evet. yaşına gel. Elin Ya bak, hayır, arabasıyla sıkıntı ne biliyor musun? Kazaya sen sebebiyet vermiş veya ya kazanın sebebi sen olmasan bile başkası hata yapıyor. Sen suçlu olabiliyorsun. E Ya tamam o çocuk bu. orada ölse ben suçlu olmam. Mahkeme falan olur E ama ben tamam bu suçlu bizim olmam. ülkemizde de böyle zaten. Hayır. Karşı mesela sen diyelim yanlış yerde duruyorsun değil mi? Arkadan biri sana vurdu diye arkadan vuran suçlu oluyor. Arkadan vuran suçlu oluyor, evet. Bak bunun gibi bir durum bu da. Aslında sen hiçbir şey sebebiyet vermemişsin. Seninle alakası yok Benle konunun. alakası yok. Ben sadece orada bulunmam olay. O Aynen. çocuğun kendi amatörlüğü muhtemelen düşmesi. Bu arada senin kız arkadaşın deseydi ki arabayı ben kullanıyorum. Belki kamera yok. Gene bir şey olur. Kamera hiçbir şey yok zaten ya. Gene hiçbir şey olur diyor. Ya hiçbir şey olmaz zaten. Kız
Ben para vermek istemedim. Dedim 50 lira git vereyim. Gitsin gibi bir muhabbet yaptım. O güvenlikçi bir dayı vardı. O dayıyı da konuştum. İngilizcesi var o dayının. Oğlum güvenlikçi adamın İngilizcesi çok iyi ya. Kanka burası çok eğitim seviyesi burada çok yüksek. Biz herkes İngilizce konuşuyor. Yani. Herkes İngilizce biliyor anasını. Seven Eleven'a gidiyoruz İngilizce biliyor. Çocuk var orada da. Yani şimdi öyle göreceğim. Şey diyeceğim sana bak. O zaman ne sonuç çıkaracağız abi? Ya ne sonuç çıkaracağım? Risk almayacaksın çok. Biraz ya. Ters trafik alışkın olmadığımız için biraz zor. Ha kullanabiliyorsun ama bak mesela çok az bir farkla belki çok farklı bir yerde olabilirim. Değil her şey. Olay bir de böyle bir travma gibi oldu yani bana binceden. Böyle motorlar falan. Kıza dedim sen kullan dedim. Kargo birincisi sol şerit. Farklı ülkemizden çok tehlikeli. Evet. Nereye gireceğin beyin çözemiyor. Nereye gireceğini. Onu oturttum. Ben hala oturttum. Onu mesela oturttum. Karşıdan karşıya geçip sağa bakıyorum. Tam tersi. Ya sağa bakmayacaksın. Gerizekalı sola bakacaksın. Sola bakacaksın. Hala sağa bakıyorum. Evet. Biri ben yanından bir koyacak. Aynen. Ben Türkiye'ye uçak biletimi bedava alıyorum. Tabutla. Tabutla böyle. Ondan sonra ben de yerdeyim böyle. Elhamdülillah selamun aleyküm. Ne diyeceğim ben de. Kardo, çok az risk alacaksın. Evet. Gerçekten çok az risk alacaksın. Ya ama genel olarak yani güzeldi. Yani. Arabayla gezdik falan. Genel olarak Malezya güzel geçti arkadaşlar. Bence. Güzel. Ya o kötü bir tecrübe oldu ama bir tecrübe. En azından ben suçlu değilim ya, o açıdan iyiyim yani. Çok iyi yırtmış. Delikanlı gibi. Ama şok oldun değil mi? O böyle bir şey beklemiyordun değil mi yani? Böyle ben çok daha kötü bir şey bekliyordum. Hiç şok olmadım. Daha mı kötü? Ne keşke içeri atsalardı seni. Ben var ya, kötü döndü yani. Hiç var ama hiç bekliyordum. Ben içeri atsalardı keşke seni. Ben hiç bu kadar, ben çok sakin kalacağım. Seni bir içeri atacak, 3 gün yatacaktın. O Big'den video izlemiştik ya, Sinan Koyar'a da buradan selamlar. Onun gibi bir yatacaktın var ya, bir ay sen. 3 gün mü? Bir aydan da fazla yatarım. Hiç etkilenmedin, hiç. Senin gibi adamın müstahak kanka, hiç etkilenmedin. Şimdi delikanlı gibi konuyu kapatacağız. Malezya'da 5 gün, dolu dolu geçtim abi. Geçti oğlum gayrı. Bence sayılır, nasıl sayılır? Vallahi ben... Derede yüzmeye gittim. Dağ tırmandım. İlk 3 gün 4 saat uyku uyuyabildim sadece. İlk 3 gün her ben de hiç uyumadan geziyorum. Yani sana farklı yüzünden öyle. Hiç uyumadım. Hayır. Öyle. Tam burada uyuyorum kalkıyorum ben. Burada uyuduğumuz kalkmış. Burada öğlen kalkıyoruz. Ne? Öğlen kalkıyoruz. Hayır ilk 2 gün sadece. Bir de yürüyoruz o kadar. 2 gün öğlen kalktım. Yani benim ayağım su topladı işte. Çok fazla ayağımızı yürüdük yani. Çok yürümesek. Ya, daha ben bildiğin evet. Dağa tırmandım ya, ben videosunu falan yaptım onların yani. Çok yürüdük, yürümesek çok daha iyi gezebilirdik evet. Neyse evet, burada konuyu kapatıyoruz. Bakırköy'se bugün gittik. Kendinize iyi bakın. Saner'im, zaten beni tanıyan Saner'i de tanıyordur. Benim kanalda takip alabilirsin. Saner'i de takip edin. Daha, ben hemen editleyip atamam herhalde. Ne? Hemen editleyip atamam herhalde. Biz başladık editlemeye, ilk videomuzu attık. Evet. Bu gelecek daha 5. 6. video bu. Benim. Daha 5 mi 6 mı 7 mi ne bu? Aha. Neyse hoşçakalın.